Ali. Günaydın. Ya resmen uyanamıyorum ya. Bu hamilelik beni süründürüyor Ali. Biraz daha uyu. Daha erken zaten. Olmaz. Refika Hanım bana bir keresinde Ağustos'tan sonra ekilen darıdan, kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez demişti. Ya bu annem dedi, ne güneş görmemiş laflar var ya. Sen boş ver onu. Eski kafa. Tamam o zaman. İyi çalışmalar. Hadi görüşürüz. Ya Ali. Bunları unutma. İşte vakit ayırıp okuyacaksın bak. Ya benim işte bunları okuyacak vaktim olmaz ki ya. Sen oku bana anlatırsın hadi. Ya olmaz. Ali ben bu bebeğin annesiysem sen de babasısın. Okuyacaksın. Vakit ayıracaksın o kadar. İyi tamam. Hadi. Ah be Ali. Kitapları bırakıp öyle gitmiş ya. Mavi. Gel yenge gel. Ne arıyorsun gülüm? Ay gel de biraz dolaşalım kız. Yat yat sıkıldım vallahi. İyi tamam. Giyineyim gelirim. Senin neye moralin bozuk? Ali'ye çocuk eğitimiyle ilgili kitap verdim okusun diye. Bana tamam dedi bırakıp öyle gitmiş ya. Kızım erkek kızım ne anlar çocuk bakımından? Sen bakacaksın, sen yedireceksin, sen altını değiştireceksin. O da gelecek iki sevecek. Oldu bitti işte. Yok öyle bir dünya yenge. Artık devir değişti. Babası olarak o da bakacak. He, öyle diyorsun yani. Öyle. Ey Ali, madem sen bu kitapları okumuyorsun, ben de sana uygulamalı gösteririm o zaman. Merhaba canım. Erken geldin. İşim erken bitti. Kitapları almamışsın yanına. Ya inan bana unuttum. O arada İrfan aradı, çıkmak zorunda kaldım. Ya tabii. Eminim öyle olmuştur. Ya Ali resmen kitapları okumak istemedin ya. Numara yapma bana. Mavi, vallahi çok işim vardı ya. Ha, demek çok işim vardı. Tamam, madem çok işim var kitapları okuyamıyorsun, ben de sana özet geçerim o zaman. Hepsini tek tek öğreteceğim sana. Tamam geç. Kabul. Ha, bu arada bir şey diyeceğim. Diyorum ki İsmet'le Pembe'yi bir araya getirelim. Nasıl yapacağız onu? Araları çok kötü biliyorsun. Birbirlerinin yüzlerine bile bakmıyorlar. Tamam işte. Bak şöyle yapacaksın. Sen Pembe'yi alacaksın. Sanki iftara gidiyormuşsunuz gibi Çınaraltı restoranına gideceksin. Sonra ben de İsmet'i alacağım. Oraya geleceğim. Sanki böyle tesadüfen karşılaşmış gibi olacaklar. Biz çıkacağız. Onları yalnız bırakacağız. Bence çözerler. Yani evet. Olabilir aslında. Çok uzattılar zaten ya. Bence de. Ama önce benim seninle bir işim var. Ne gibi? Sen önce bir elini yüzünü yıka, sonra mutfağa gel. Tamam. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk babacığım. Oo Safo, maşallah bugün para kazandın herhalde. Vallahi Cemal işte kasam bugün ilk defa para gördü canım ya. Geç umduğum şekilde değil ama. Yani işte artık bu da bir şey. Ne yapacağım? En azından insanlar dükkana girmeye başladı. Pasta satabildin mi? Yok babam satamadım ya. Ama bak lahmacunlarla pidelerin hepsi bitti. Ama bütün pastalar elimde kaldı. Hayır ikram olarak vereyim diyorum. Kimse yemiyor ya. Kardeşim beleş. Yesene işte. Niye kırıyorsun beni? Allah Allah. Ürgüp'te herkes şeker hastası herhalde. Kız Safo. Bir de diyabetik pasta yaptır da öyle dene şansını ya. Ay Cemal, çok güzel fikir canım. Dur ben bunu ustayla bir konuşayım. Ya. Çocuklar, ben yemeğe kadar biraz istirahat edeceğim. Tamam baba. Tamam canım. Oh. Allah! Lan top mu patladı? Sofra hazır mı? Yok ya ne topu? Balon patladı balon. Şaka yaptım sana abi. Oğlum İsmet sen ecelle mi susadın canım? Abine böyle şaka yapılır mı? Yürü git. Valla bak bütün hırsını senden çıkarırım İsmet. Abi bir sakin ol ya. Ya sen hakikaten inandın mı buna? Ya bak bir şey diyeceğim. Senin var ya açlıktan gözün dönmüş ya. Bak sen iyi değilsin diyeyim ben sana. Oho. Dünya batmış, ördek yüzmesine bakıyor. Oh, hayat sana güzel İsmet Göreç ki. Bakalım çekip gittiğimde ne yapacaksın? Ne yapacağım? Sana söyleyeyim. Aha böyle el sallayacağım.
Tamam. Öyle olsun. Göreceğim ben seni. Bay bay canım. İsmet. Aferin lan. Yürüdün dik duruşta. Duracağım tabii abi. Yeter ya. İyice havaya girdi ha. Vallahi bir kendine gelsin ya. Hah, evet. Ali de geldiğine göre başlayabiliriz. Hayırdır? Neye başlıyoruz? Hızlandırılmış babalık kursuna Ali'cim. Madem sana verdiğim kitapları okumaya vaktin yok, o zaman bu mini derslerimize ayıracak vaktin olur herhalde. Ya sen benim yakamı bırakmayacaksın ya. Buyurun. Hadi başlayalım. Şimdi diyelim ki Metin bizim oğlumuz ve önündeki yemeği yemek istemiyor. Ne yaparsın? Niye yemiyorsun? Canım istemiyor. Canın ne istiyor? Hamburger. Hamburger. O zaman hamburger siparişi verelim. Olmaz. Önündeki yemeği yemeye ikna edeceksin Ali. Ha. Bak, önündeki yemeği yersen sana dondurma ısmarlayacağım. Tamam o zaman yerim. Olmaz. Rüşvet de hiç olmaz Ali. Kötü alışkanlıklar edindireceksin. Bak, bu yemeği yemezsen sana televizyon izletmem. Ona göre. Ali, tehditle hiç olmaz. Ne yapacağız peki? Kitapları okusaydın bilirdin Ali'cim. Ama neyse. Ya şimdi ben bu yemeği yesem dondurma mı alacaksınız? Hamburger mi yiyeceğim? Benim kafam karıştı. Metin'cim, sen şimdi bu önündeki yemeği yemek istemiyor musun? Ama bak, bugün evimizde bu yemek pişti. Ve hepimiz bu yemeği yiyeceğiz. Yani öyle kekti, meyve suyuydu, abur cuburdu yok. Bu yemeği yemezsen bu akşam aç kalırsın. En iyisi ben bunu yiyeyim. Aç bırakmak ha? Nasıl yapabilirsin ya? Ne demek nasıl yapabiliyorsun Ali'cim? Doğrusu bu. Kitapları okusaydın bilirdin. Çocuğumuz için gerektiğinde sert olmayı bileceksin. İyi tamam karıcığım. Sen nasıl istersen öyle olsun. O zaman dersimiz bittiyse kalkabilir miyiz? İyi tamam. Kalkalım hadi. Ben de Pembe Yıldır restorana geçerim. İyi. Ben de İsmet'e sesleneyim. Olsun bir tanesi. Afiyet olsun. Hadi bakalım.